Türkan Radu Hoca, üstünde cübbesiyle beraber, boynunda hoş bir fular. Kürsüde şöyle elini kolunu sallayarak Roma hukukuna bir giriş yaptı. Dedim ki, ay Allah'ım, inşallah ben de bir gün o kürsüde olurum. Günde 3 saatlik samimi ve ciddi bir çalışma tüm akademik hayatınızı kurtarabilir. Kim ne derse desin. Postacı haber getirmişti, ufak tefek bir postacı. Haberi okuyunca adamı havada çevirdim, başından şapkası düştü, yere düştü. Sonra kaldırdım, dedim ki çok özür dilerim, bu benim hayatımın mücadelesiydi. Metot nedir sorusunu Descartes şöyle cevaplıyor. Diyelim ki bir akşam alacasındasınız, akşam saat 5:30 gibi. Sizi helikopterle bir ormana indirdiler. Tek başınasınız. Bu ormandan nasıl çıkılacak? Metot budur. Bana bir kez ismimle hitap etmemiştir Aral Hoca. Yasemin Hanım demiştir her zaman bana. Ve doktora yeterlik sınavından çıkınca da alnımdan öpmüştür. O hala şurada bir sıcaklık olarak duruyor. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Yasemin Işıktaç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hukukta metodun konuşulduğu bir yerde elbette hukuk felsefesi ve sosyolojisi kürsüne mikrofon uzatmak olmayacaktı. Yasemin hocam da nezaket gösterdi ve davetimi kabul etti. İlk olarak şundan başlamak istiyorum. Sizin hukukun yanında edebiyata ve sanata da bir hayli ilginiz var. Sizin için bu üçü nasıl başladı ve birlikte nasıl devam etti bunu merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Senin aracılığınla kavuştum, ulaştım bütün öğrencilerime ve dinleyen herkese de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nasıl başladı? Aslında bir başarısızlık serüveni diyebiliriz. Ben liseyi bitirdiğim sene ressam olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi'nin sınavlarına girdim. Onları kazanamadım. Ama bir kursa gitmek gerektiğini de bilmiyordum. Çok gençliğimden beri de desen çizerim. Beni almadılar, onlar pişman olsun. Döndüm girdim hukuk fakültesinde, profesör oldum. Ama bir şövalye duruyor kalbimde her zaman. Resim için eğitim almaya gerek var mıydı? Onu şimdi bu yaşımda düşünüyorum. Tabii ki atölyenin çok sayıda kolaylığı var ama onun dışında çizmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız çizmeye de devam etmelisiniz diyorum. Yapıyorum yani. İçimde bir ressam saklı. Ne güzel hocam. Evet. Edebiyat da var ilgi alanlarınız içerisinde ve hukukla edebiyatı da ilişkilendiren birçok faaliyetiniz de var. O nasıl başladı? Yine eş zamanlı mıydı? Şöyle bir şey, çok gençliğimden beri kitap okurum. Diyebilirim ki bir kötü alışkanlığınız var mıdır derseniz, sigara tiryakiliğim de yok. İçki de içerim ama öyle bir tiryakiliğim yok. Kitap okurum. Okumadan uyumak istemem. Çok erken yaşlarda başladım. Klasiklerin büyük bir kısmını neredeyse 14-15 yaşıma gelmeden önce bitirmiştim. Çünkü annem bir İstanbul kızıydı. Subay çocuğum. Anadolu'da taşradaydık. Çok fazla yapılacak şey yoktu. Çok kitap okudum ve bir şeyler biriktirdim. Onu kendim için bir alışkanlığa çevirdim. Dünyamda bir zenginlik varsa buna da edebiyat ve kitabın çok ciddi katkısı var. Zannediyorum hukuk anlayışınıza da katkısı var. Edebiyatı bu anlamda hukukla nasıl ilişkilendiriyorsunuz? Şöyle bir şey, yani kendi bu dersleri anlatan bir hoca olarak diyorum ki herkes aslında çok kendine benzer insanlarla ve benzer profillerin içerisinde bir daralıyor, bir nasıl diyelim, at gözlüğüne dönüşüyor hayata bakışı. Hep aynı görüşler, aynı düşünceler. Eleştiriye, farklı hayat biçimlerine bir tanıdıklık yok, tanıklık yok. Ben işte bu tanıklığı, yani insan hallerine ilişkin tanıklığı, edebiyatın zenginliği ve elbette ki sinema ve tiyatroyla da sağlamış oldum. Buradan aldığım materyal başka türlü de olabileceğiyle ilgili işaretlerimi çoğalttı. Belki felsefeye de gene edebiyat üstünden geçtiğimi söyleyebilirim. Hocam Kastamonu'da doğdunuz ama İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oluyorsunuz. Nasıl hukuku tercih ettiğinizi aslında kısaca söylediniz.
İstanbul Hukuk'ta nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Kastamonu'dan İstanbul'a olan hikayenizden de başlayabiliriz. Şöyle bir şey, Kastamonu'da 5 yaşımdaydım. Babam subaydı. Çok sayıda yer gezdim. Onlardan birisiydi Kastamonu'da. Kastamonular Derneği benim takibimde. Zannediyorlar ki orada doğduğum için Kastamonuluyum. Karadenizliyim elbette ki. Ordu kökenliyim. Ama daha atalarıma, dedelerime giderseniz de Batum'dan göçmüş, Gürcü asıllı birisiyim. Tabii ki hani dün gelen İstanbul'a kendini İstanbul'u sayıyor ama bizimkiler 1876'da gelmişler. Bir göçerlik var. O yüzden Karadenizliyim. Nerelisin sorusunun cevabı bende karışık. Büyüdüğüm yerler açısından bakarsak, örneğin çocukluğumun çok ciddi renkli bir yanı Adana'da geçmiştir. Daha sonra Sivas'ta kaldık bir süre, hatırladıklarım onlar. En son babam Gerede'deydi ama ablam tıp okuyordu. Annem 3 çocuğuyla beraber İstanbul'a geldi, bizleri okuttular. Böylece tüm Türkiye'liyim diyebilirim. Azıcık güneyden, biraz doğudan, biraz batıdan. Böyle bir şey. Evet. Evet. Peki sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'ne başlıyorsunuz. Nasıl bir öğrencilik dönemi geçirdiniz? Şimdi şöyle anlatabilirim. Birinci sınıfa girdik. Bir kere bina zaten çok etkileyiciydi. Bir numaralı amfideyiz. Hemen önden üçüncü, dördüncü sıra. O yerim de bellidir. Ben bir yere bir defa oturduğum zaman herhalde öyle kendimi konumlandırıyorum. Sahneye doğru bakıyorum. Türkan Rado Hoca. Üstünde cübbesiyle beraber, boynunda hoş bir fular, kürsüde şöyle elini kolunu sallayarak Roma hukukuna bir giriş yaptı. Dedim ki ay Allah'ım, inşallah ben de bir gün o kürsüde olurum. Sanıyorum kapılar açıktı. Çok büyük bir zevkle okudum hukuk fakültesini. Herkes öflerken pöflerken ben yani mal bulmuş mağribi gibi, gerçekten hiç bana yük gelmedi. Ve kendimi buraya ait de çok hissettim. Severek okudum ben fakülteyi. Bir kere pöf demişliğim yoktur. İyi de notlar aldım. Evet. Sevdiğim için. Ve sonra hocam yine İstanbul Hukuk Fakültesi'nde asistan oluyorsunuz. Ha, onu da şöyle anlatayım. Ablam, bir yaş büyük ablam var. O da şimdi tıp fakültesinde plastik cerrahtır, profesördür o da. O çok başarılı bir öğrenciydi. Bana da hani bu ne okuyacak, ne yapacak derlerken dediler ki bu da ablasının peşinden tıp okusun. Şimdi bir yaş aramız var. O benden bir zamanlar uzundu. Şimdi geçtim onu. Hep onun eski kıyafetlerini giyiyordum. Eski defterleri, kitapları da bana kalacak diye. Dedim ki ben hukuk okuyacağım. Bir hocamla kavga sonucu onu da elde ettim. Dedi ki kızlar pek hukukta yapamaz. Ne yapacaksın? Hakim mi olacaksın? Otopsiye mi gideceksin? At sırtında işte ne bileyim keşfe mi gideceksin? Çok kızlara uygun değil. Belki avukatlık yaparsan. O zaman avukatlığa da çok sıcak bakmıyordum. Öğretim üyesi olmak, Anadolu'da gezerek okumuşum. Çok marka yerler, kalabilir miyim? Yani öğretim üyesi olabilir miyim? Bunlarla ilgili de kaygılarım vardı. Hocama kızdığım için 7. sırada yazdım hukuk fakültesini. Üstü hep tıptı. Sonra kazandığım ailede hiç yok. Biz daha çok fen bilimleriyle ilgili ailem. Büyük bir kısmımız, hepimiz de okumuşuzdur. Karadeniz'in bu yönde gelişen ailelerinden, kız erkek ayrımı yapmadan hepimiz hemen hemen üniversite bitirmiştik. Mühendisler, doktorlar var. Bir tek hukukçu benim. Böyle oldu, tercihim de bu yönde oldu. Dediğim gibi sonra da çok sevdim. Dedim ki bilgisayar benim için çok başarılı bir tercihte bulunmuş. Gerçekten burada olmam gerekiyormuş dedim. Evet. Asistanlığa başlıyorsunuz şu anda bulunduğunuz kürsüde. O günden bu yana geçen yaklaşık 40 yıllık bir süre var hocam. Evet. Tabii bu süre içerisinde birçok isimle çalıştığınızı tahmin ediyorum. Sizin yetişmenizde emeği olan hocalarınız kimlerdir? Onlardan özellikle metot bakımından neler öğrendiniz? Evet, teşekkür ederim. Tabii ki Profesör Vecdi Aral Hoca, ben onu asiste ediyordum. Benim zamanımda iki ayrı hoca daha vardı, Ömer Görükoğlu. Allah rahmet eylesin, kaybettik onu ama çok uzun çalışamamıştım kendisiyle. İzmir'deydi, sonra gitti geldi. Niyazi Öktem Hoca, onunla da oldukça yoğun bir şekilde çalıştım. Uzunca bir süre hocaların tek asistanıydım. Üç hoca, ben ve Tuğba Ballıgil diye bir başka kıymetli arkadaşım vardı.
Biz beraberce yaptık hocaların asistanlığını. Ama ben daha çok Aral Hoca ile çalışıyordum. Aral Hoca hayatımda gördüğüm en beyefendi insan. Büyük, zarif bir insandı. Çok okurdu. Ama kendi bence fil dişi kulesini kurmuştu. O yüzden de hiç eleştiri kabul etmezdi. Kendi inandığı şekilde okumayı severdi. Ben çok kitap taşırdım hocaya. Hoca kavga ederdi kitaplarla, derdi ki hayır o yapamıyor. Benden başka da kimse götürmezdi. O çelişme, çekişme halini de herhalde çok içselleştirdik. Yani ben gene de her seferinde hani hocayı kızdırmayı da göze alarak hocam şunu da okudum bu nasıldır dediğimde dövüşe dövüşe ilerledik. Çok yakındım. Kendisini kaybettiğimde babamı kaybetmiş gibi oldum. Günümüz, bütün günümüz birlikte geçerdi fakültede olduğumuz sürece. Usta çırak ilişkisi üstünden öğrendim. Öğrenciye saygıyı hocamdan öğrendim diyebilirim. Bana bir kez ismimle hitap etmemiştir Aral Hoca. Yasemin Hanım demiştir her zaman bana. Ve doktora doktora yeterlik sınavından çıkınca da alnımdan öpmüştür. O hala şurada bir sıcaklık olarak duruyor. Onun da bir sorumluluğu var tabii ki. Onu da taşımaya çalışıyorum. Layık evet. olmaya çalışıyorum. Çok kıymetli bir insandı. Yani Vecdi Hoca'yı hocam zikrettiniz. Yurt dışı çalışmalarınız esnasında özellikle etkilendiğiniz, sizde farklı bir ufka sizi yönlendiren hocalarınız oldu mu? Evet, 3 ayrı yurt dışı çalışmam oldu benim. Çok gençken Almanya'ya gitmiştim, Albert Ludwig Üniversitesi'ne. Mittelstufe Zweig'dim o zamanlar, yani yabancı dil. Ki Aral Hoca mesela İngilizce ile asistanlığa girmiş olduğumu da pek kabul etmek istemedi. O İngilizceyi de çok dilden saymazdı. Almanca öğrenilecek dedi. Biz hani hayır efendim şununla gir, öyle bir konuşma olmaz idi. Öğrendik, ben doçentlik dil sınavına da Almanca'dan girdim. Hayatımın kazanamadığım sayılı sınavlarından birisidir. Yerle yeksan oldum. 2 kere 3. hakkımda geçebildim doçentlik Almancasından. Postacı haber getirmişti, ufak tefek bir postacı. Haberi okuyunca adamı havada çevirdim, başından şapkası düştü, yere düştü. Sonra kaldırdım, dedim ki çok özür dilerim, bu benim hayatımın mücadelesiydi. Yapabildim diye. Önce işte Freiburg'a gitmiştim. Kısa bir süreydi, 1,5 yaşında çocuğum vardı. Dönünce bana Yasemin abla dedi, hayatımız sanıldığı kadar kolay değil. Sonra onun gönlünü kazanana kadar biraz uğraştım. Sonra Oxford'da çalıştım. Bir dönem misafir akademisyen olarak gittim. Yurt dışı deneyimlerimde bir kere ben herkese tavsiye ediyorum tüm genç arkadaşlarıma. Dışarıdan memlekete doğru bakıyor olmanın bir ufuk alanını genişlettiğini düşünüyorum. Bir de hiç hayatımda yalnız yaşamamış idim. Benim sınıf arkadaşımla evliyim. Büyük bir aşk yaşadım. O da kariyerime denk. 40. yılıma gidiyorum. Müebbeten evliyim, onu da söyleyeyim. Çok önemlidir benim için. Yani hem arkadaşım hem eşimdir. Hayat arkadaşımdır, var olsun. Yani ben onları bırakarak gitmiş olmanın bende yarattığı bir eksiklik duygusu vardı. Almanya'da bir hayli zorlandım. Çok ağır geldi öğrenmek. Orada çok akademik ilişki kurdum diyemeyeceğim. Orada bir şeyde, unuttum şimdi ismini. Bir merkezde, yani kurslar bittikten, Landeskundeleri falan yaptıktan sonra gidip orada bir parça çalışıyordum. Yani Almanya'da çok fazla kişiyle tanışamadım. Daha asistan düzeyindeydi. Öyle bir zaten de bir sıcaklık da olmuyor yani ilk gittiğiniz zaman bir program üstüne gitmezsen. Oxford'da biraz daha yakınlaştım. Bir konferans verme şansım oldu orada. Tabii biraz daha kendime güvenim gelmişti. Biraz büyümüştüm. Orada hukuk felsefesi kitabımı tamamladım. O da zaten TÜBİTAK ödülü kazanmış idi. O da yeni nesil kitaplardan birisi. İlk örneklerinden. Selver Taneli'nin kitabından da yararlanmıştım onun metodolojisi açısından. Bir de tabii ki bir seçki. Evet hocam. Hemen o metodolojiyi merak ediyorum. Nasıl evet. bir metodolojiden yararlandınız ve kitabınızda uyguladınız? Mesela o kitapta okuma parçaları vardı. Konu sonrasında sorular vardı. Şimdi biraz standarta bağlandı ama
öyle kitaplar yoktu. Ben ders kitabını çok da önemsiyorum. Ve bence her hocanın da öğrencisi için ders kitabı yazması lazım. Karşılaştırmalı, öğrencinin seçeneği olmalı birden fazla kitap. Herkesin tarzı herkese yakın değildir. Zenginleşmeli. Bunun için de ciddi gayret ettim. 16-17 tane kitabım var. Bunların bir kısmı da kitap monografilerim de var ama ders kitabını çok önemseyerek yazdım. Hatta en son hukuk başlangıcı kitabımı yazmak istedim ama şimdi bugünden bakınca o kitabın da biraz daha birinci sınıf öğrencisine soyut kaldığını düşünüyorum. Genel hukuk teorisi yapmak istedim orada hepsi biriktikten sonra. İyi bir kitap ama birinci sınıf öğrencisini bir parça zorluyor. Arka planı çok dolu çünkü. Sadece kamu hukuku profilinden ve özel hukuktan değil genel hukuk teorisinden girdiğim için. Ben şunu anlıyorum ama söylediklerinizden. Yani ders kitabının kendi içerisinde bir metodoloji olmalı ki öğrenci bu kitabı okuduğunda dersten soğumasına neden olmasın. Ve bunun için özel çaba sarf edilmeli diyorsunuz. Kesinlikle. Yani hem anlaşılabilirlik ki felsefe için de ciddi bir handikaptır. Hani çok anlaşılır söz söyleyen felsefeciye biraz burun kıvrılır. Yani ne söylediği her şeyi anlıyoruz. Nasıl felsefe diye. Halbuki en zor olan bir şeyi basitçe söyleyebilmektir. Sistematik bütünlüktür. Ben bütün zekamı da ders kitaplarımda ortaya koymaya çalıştım. Ve öğrencilerime tavsiye ediyorum, şimdi sizin aracılığınızla da bu konuşmayı dinleyenlere de kitabı okumaya önce arka kapağından başlamak lazım, tanıtıma ilişkin bir şey. Ama asıl kitap okuma faslı içindekilerden başlar. İçindekiler içlem kaplam açısından bir bütünlük arz etmesi lazım. Darmadağınık olmaması lazım. Kitap dağınıksa okuyan da zaten istediğini kavrayamaz. Onu birazcık önemserim. Onu da kıymetli hocamdan öğrendim. Vecdi Aral'dan. Modellememiz hani onun yarattığı unik bir şey değil. Belki Akın Yolu Toma'nın Summa Teolojikası gibi aynı. Klasik mantıkla bağlantılı olarak önce büyük başlık. Altında onun alt ayrımları. Altında onun diğer alt ayrımları biçiminde bir bütünlük arz etmesi lazım yazılan konuları. Evet. Ben şimdi hocam bu söylediklerinizden hemen aklıma gelen ilk şey şu oldu. Bir akademisyen Keşav 3 aşamalı okuma öneriyor. Aklın Yolu 1 zannediyorum. Orada da çünkü sizin söylediklerinize çok yakın şeyler var. İlk aşamada yalnızca makalenin ya da monografik eserin işte tanıtım metni ve ardından içindekiler sadece başlık olarak okunmalı. İkinci aşamada o makalenin ya da monografik eserin araştırma sorusu üzerinden bir gözden geçirme yapmalı. Üçüncü aşamada da artık detaylı makale üzerine ya da monografik eser üzerine eğilmeli. Sizin de zannediyorum Vecdi Hoca'dan öğrendiğiniz aynı. Bu orta çağdan beri devam eden bir şey. Yani mantığın asıl geliştiği çağ orta çağdır. Çünkü soyutluk üstünden derinlemesine okumayı temin eder. Her ne kadar karanlık çağ olarak da gözükse metinler ve metin bütünlüğüne ilişkin hakiki mantık çalışmalar o devirlerde yapılmıştır. Summa Theologica'da bunun önemli eserlerinden birisi. O moderniteye geçiş için kullanıyor. Her ne kadar yasalarla ilgili bağlamını başka şekilde okuyabilsek de modellemesi bugüne kadar gelen klasik bir modelleme. Aklın Yolu 1. Evet. Evet. Hukukun içerisinde birçok şapkanız var. Hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi ki biraz önce zikrettiniz. Mesela bu alanda yazdığınız eseriniz 2009 yılında TÜBA Ders Kitapları Telif ve Çeviri Eser Ödülü'ne layık görülmüş. Tabii öte yandan da hem öğrencilerinizden hem asistanlarınızdan öğrendiğim şey bir de hukuk metodolojisi şapkanız var. Tabii programımızın konusu da metot olunca şunu sormak istiyorum ben ilk olarak. Bilimsel araştırma metodu, muhakeme metodu, yazma, çalışma metodu çok fazla böyle ilişkilendirilebilecek alt dalları var. Ama bunlar içerisinde tabii temel soru şu olmalı belki de metot nedir ve bunlar birbiriyle nasıl bağlantılı hale gelebilir? Çok güzel bir soru. Benim tabii ki aslında en büyük sorularımdan birisi metot ama tümünü kapsayan ana sorum hukukun kaynağı nedir? Benim problemim hukukun kaynaklarıyla ilgili kendimi geliştirmek. Tüm yazdığım kitapları da bu söylediğim büyük sorun etrafında kümelendirebilirsiniz.
Demek ki bir konu seçilmesi gerekiyor her şeyden önce. Yani o dağınıklık içerisinde de bir bütünlük olması lazım. Birincisi o, rasyonel çizgimi anlayabilmek açısından söylüyorum. İkincisi, metot nedir sorusunu Descartes şöyle cevaplıyor. Diyelim ki bir akşam alacasındasınız, akşam saat 5:30 gibi. Sizi helikopterle bir ormana indirdiler. Tek başınasınız. Bu ormandan nasıl çıkılacak? Metot budur. Ne yapabiliriz? Aynı durumda olan tüm insanlar gibi bir survive edelim meseleyi. Eğer imkanınız varsa, fiziksel gücünüz yetiyorsa ağacın tepesine çıkmak lazım. Nereye doğru gitmemizle ilgili bilgi alabilmek için. Ormanın kenarını görmek için. Şu anda göremiyoruz. Birincisi bu. Ağaca çıkamadınız. O zaman belirli bir yön tespit etmeniz lazım. Buna ilişkin bilginiz var mı? Demek ki metotla bilgi arasında bir yakınlık var. İşte ağacın kuzey tarafında yosun olur. Güneş görmeyen tarafıdır. Demek ki güney bu taraf deyip buna ilişkin bir bilgi üstünden yürüyebilirsiniz. Bunu yapmadınız. Buna ilişkin de bilginiz yok. Olmayabilir ama olmalıdır bir alanda çalışırken. Hiç yapmamanız gereken şey paniğe kapılıp deli gibi biraz o tarafa, ay oradan çıkamadım, biraz bu tarafa, sizi kurtlar yer. Hiçbir şey bilemiyorsanız, gene yöntem için söylüyorum, sağ duyunuza güvenip aynı yön üzere dümdüz devam ederseniz belki çıkarsınız. Ama sağa sola koşuşturursanız çıkamazsınız. Yöntem işte bunlara ilişkin bilgi. Tabii bilmek eylemi üstünden baktığımızda da neyi bilebiliriz bir? İkincisi, bu soru her şeyi şimdi hemen bilmek istiyorum. Bu insanın ruhundan geçen ama gerçekliği yok. Onu da küçük parçalara bölerek minik minik yutmak gerekiyor. Bilmeye çalıştığınız konunun sınırlarını öğrenerek başlamak lazım. O yüzden hipotez başlangıç noktasıdır. Ne hakkında yazmak istiyorsunuz? Mesela bana birisi tez yazmakla ilgili müracaat ettiğinde derim ki, bir kere bu mesela düşünür yazmak istiyor. Bu düşünürün en önemli kitabı. Bir, bu düşünürün kitabına karşı yazılmış bir eleştiri. Üçüncüsü, üstüne yazılmış bir kitap. Üçünü okursunuz. Hala yazmak istiyor musun derse evet, oradan sonra ilerlerinde. Evet. Metot, yalnızca Türkiye'de mi bilmiyorum ama Türkiye'de şöyle bir belki anlayış var. Kürsü olarak yalnızca hukuk felsefesi ve sosyolojisiyle yakından ilişkilendiriliyor. Sizce neden böyle? Buna katılmıyorum. Çünkü aslında her branşın içerisinde bir metodolojik parçalı alan var. O yüzden de biraz daha klasik bakanlar diyor ki, ayrı bağımsız bir metot dersine ne gerek var? Nasılsa herkes kendi branşı içerisinde anlatıyor. Halbuki öyle değil. Hem sınıflandırma açısından, hem yöntem, hem mantıksal tutarlılık açısından mutlaka metot dersi anlatılmalıdır. Senelerdir dilimde tüy bitti. Bir yerin, mesela İslam Hukuk Fakültesi'nin fakülte olabilmesi, fakülteyi ya da fakülte demek, kendisine özgü metodu olarak çalışan alan demek. Biz burada metot dersini seçimlik hale getirmişsiniz. Saçımı başımı yoracağım. Metot herhalde yani ne yapacak? Yani, evet, hukuk yapacak. Nasıl yapacak? Dur bakalım, bir çıksın yola öğrenir. Tam Türk usulü. Halbuki metot mutlaka öğrenilmelidir. Metot çalışılmaz ise yapılamaz. O zaman senelere yayarsınız ve çok da ciddi vakit kaybedersiniz. Usta çırak ilişkisi üstüne mesela Aral Hoca benim için niye önemliydi? Aral Hoca mesela kaç tane kitabını yanımda yazdı. Onun o serüvenlerini izlerken kaynaklarına nasıl ulaştığını, problemleri nasıl içselleştirdiğini, nasıl bir think tank içerisinde bulunduğunu, bir de hayatımız da devam ediyor bunun içerisinde, o da bir metot. Yani gündelik hayat pratiği içerisinde ayıracağınız zamanla ilgili, buna ilişkin de belki ilginizi çekerse kendi deneyimimi paylaşmak isterim. Tabii ki hocam. İle ilgili. Örneğin ben yaklaşık 30-40 senedir gece saat 3'te kalkar 5'te yatarım. Ne yapıyorsunuz o saatte? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Çok kıymetli bir dostum var. Birsen Hekimoğlu, o da siyasalda profesördür. Mesela o gece çalışanı, o 11'de dersinin başına oturup saat 3'e kadar çalışıyordu.
Ben de 3'te kalkıp 5'e kadar, kimse korkmasın, gece biz ikimiz bekliyoruz. Neredeysek, İstanbul'daysak, şakası bir tarafa. Nasıl kalkıyorsunuz o saatte? O saatte içimdeki saat beni kaldırıyor. Çünkü bir aile hayatım var, işten gelmişim, yorgunum. Hem dinlenip hem ailemle zaman paylaştıktan sonra o saatte mesela çevirileri yapıp ya da mesela gece 3'te kalkıp 7-8 sayfa anında yazıya dökebilirim. Çünkü motor içeriden çalışmaya devam ediyor. Öyle. Sonrasında 5.30'da tekrar yatarım, 6.30'da kalkıp işimin başına giderim. Her gün benim rutinim bu. Bayram, tatil, hepsi. Sizin o zaman zihninizin en açık olduğunu düşündüğünüz zaman dilimi gece 3 ile 5 arası mı hocam? Zihin kendisi öyle karar verdi. Baktı ki yük tepesine bindi. Benim tercihim ama Karadenizliyim gene aslında. Demek ki sabah erken saatler, bir parça uyuyup kendimi dinlendirdikten sonra, yani sorumluluk hissettiğim alanlarla ilgili böyle bir çalışma şeyi kurdum. Günde 3 saatlik samimi ve ciddi bir çalışma tüm akademik hayatınızı kurtarabilir. Kim ne derse desin. Çok kıymetli. Ciddi bir çalışma. Yani ne zamanı ayırabiliyorsunuz? Öyle bizim lüksümüz yok. Ben evin kadınıydım. Bir tane evlat yetiştirdim. Her türlü işimi kendim yaptım. Onunla birlikte artı bu şekilde yapabildim ancak. Hocam, meşhur doğal hukuk, pozitif hukuk ayrımında hukuk metodolojisi sizce nereye konmalı? Evet, çok açık. Direkt hukuksal pozitivizme konmalı. Çünkü ben mesela bir doğal hukukçu olarak da geçerli ve yürürlükteki hukukun metodu yapılabilir. Onun dışındaki delege ferenda hukuk olabilir veya metot hakkında felsefe üretmek olabilir. Metot demek bir şey yöntemi demek. Mesela ameliyata girecekseniz buna bistürü derler. Hastanın şurasını keseceksin, şu şekilde keseceksin, kanama olmasın diye şu ilaçları vereceksin biçiminde ilerleyen faaliyete, yani fiilen işin gerçekleşmesi alanına ilişkin olana metot diyoruz biz. Yani öncesinde bilim felsefesiyle ilgili tartışmalara ayırıyorum. Hukuk metodolojisi de aynen böyle bir şeydir. Bunun gerçekleşebilmesi için iki temel soruyla başlanabilir metodik incelemeye. İncelemeyi yapacağımız örneğin norm üstünde bir metot çalışması yapacaksın. Bu norm geçerli midir? İlk sorumuz bu. İkincisi, geçerli olan bu norm şu anda yürürlükte midir? Bunları, bu soruların cevabını bulmadan herhangi bir metodolojik çalışma yapmak mümkün değildir. O yüzden pozitif hukukun içerisinde olabilir. Ama şu metot dışı değildir. Hangi normlar hukukun içerisinde yer almalıdır? Yani metodun kendisine ilişkin bir felsefi perspektifle gerçekleştirebilirsiniz. Ama metot geçerli ve yürürlükteki normun uygulanma kabiliyetini ortaya koyabilmek için yapılan şeydir. Öğrencileriniz derslerinizin hep çok keyifli geçtiğinden bahsetti bana. Ben ders anlatmanın da bir yöntemi olduğunu düşünüyorum. Tabii 40 yıllık tecrübeniz var. Bundan süzülen bir öz olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl ders anlatırsınız hocam? Evet, bütün sırlarımı da şimdi sana söyleyeceğim. O da yani sonra da beni boşa düşürmesin. Bir kere ben öğrencilerimi çok seviyorum. Hazırlandığım dersi güzel anlatabilirim. O yüzden mutlaka çalışmamı yaparım. Benim kıymetli hocam Vecdi Aral'ın da notları vardı. O kadar merak ederdim ki onları. Teksir kağıdının üstüne yazmış, bazılarının altına kırmızıyla çizmiş. Onu böyle rulo yapardı, eline alırdı. Hoca da 45 yıllık hocaydı. Yani o kağıdıyla birlikte çıkardı hoca. Bir taslak yol haritası gibi. Onu da mesela ben öğrendim. Hani uzun uzun, çünkü kağıda bakarak anlatmak öğrenciye enerji geçirmiyor. Al ver vardır anlatı işinde. Ama Piaget açısından bakarsak, öğrenme pratikleri açısından, öğrenme tek taraflı. Sen şimdi beni can kulağıyla dinlersen sen öğrenebilirsin. Benim buna katkım ne olabilir? Daha renkli, canlı anlatabilirim. İlgini çekecek şeyler anlatabilirim. O zaman anlama kapasiteni yükseltebilirim. Yani öğrenme süreci karşı tarafın içinde geçiyor. Bir şeyi anlatan aslında kendisine de anlatmaktadır. Bizde de bir pekiştirme sağlıyor. Anlatan kişi de daha güzel öğreniyor anlattığını, boşlukları görüyor. Sorular çerçevesinde eğer hakikaten yaptığı işi ciddiye alıyorsa oradan ilerliyor. Bu alanda hocam
kafa yoran yabancı düşünürlerin de tespit ettiği bir şey var. Bir konu hakkında bir şey yazmak istiyorsanız önce o konuyu ders olarak öğrencilere anlatın ki siz bu anlatım esnasında eksikleri görebilirsiniz. Sizin söylediğiniz de bu açıdan çok kıymetli. Özellikle yararlandığınız başka yöntemler var mı? Örneğin işte Sokratik yöntem kullanırım der misiniz? Şimdi ben bir kere kendi tiradımı merkeze alan bir insanım. Yani önce neyi anlatacağıma ilişkin bir temel kurgu yaparım. O haritada odur zaten. Yani mesela oklar vardır. İşte hukukun boyutlarını anlatıyorsam onları gösteririm. Ama orada çünkü yaklaşık 20 dakika sonra insanların dikkati dağılır. Bu giderek de azalıyor. Bu belki sosyal medya etkisi, belki Z kuşağı. Hatta şimdi deniyor ki 17 saniyeniz var karşı tarafı sizde tutabilmek için. Ne yapacaksın 17 saniyede? Bir atraksiyon yapacak ki sende kalmaya devam etsin. Ben burada bir kere kendi enerjimi ortaya koyuyorum. Yani süngüm düşük olarak derse çıkmam. Derse çıktığım anda bir kere bir heyecanım vardır. O sınıfa girmeden önce bir uğultu olur. Girersiniz, sakinleşir ya. Onunla birlikte alver başlar. Alır, veririm. İyi anlattığımı düşündüğüm dersen de çok mutlu çıkarım. Yani öğrenci tamamen hareketsiz kalırsa o beni mutlu etmez. Oralardan çok ciddi besleniyorum yani öğrencime ulaşmış olmanın sevinci. Benim sınıfımda söz alma hakkı herkes için sınırsızdır. Ama çok şükür ki bir laubalilik de söz konusu olmaz dersi kaynatmak için. Bugüne kadar öyle bir negatif tutumla karşılaşmadım. Soru soranı da asla rencide etmem. Çok ciddiye alırım ve beni de besler. Yani onun sorduğu soru cevabını dinlerim. Diğer arkadaşları bazen yapabiliyor. Gençler birbirlerine karşı çok acımasız. Söz alan arkadaşlarıyla dalga geçebiliyorlar, alay edebiliyorlar onunla. Ona da asla müsaade etmem. Çünkü bir güçtür aslında o kalabalığın içerisinde yaşıtların arasında çıkıp bir şeyi sorabilmek. Bir güç ister. Onu da takdir ederim. Özellikle İstanbul Üniversitesi'nin büyük amfilerinde çok daha büyük cesaret olmalı. Tabii ama ya zaten o cesaret kırıldığında bence insanın kendisi de kırılıyor. Giderek sessizleşen, itaat eden, eleştirisi olmayan, mevcut durumu günü kurtarmaya çalışan bir karakter olmayan tipler dolaşıyor ortada. Halbuki bize hakiki insani kimliğini geliştirmiş karakterlere ihtiyacımız var. Bu da nereden çıkacak? Herhalde benim öğrencilerimden çıkacak. O yüzden çok kıymetliler benim için. Ne güzel hocam. Evet. Daha önceki bir konuşmanızda sizin yaptığınız bir alıntıyla bu soruya başlamak istiyorum. Felix Frankfurter, hukukçular neyse odur, hukukçular da hukuk fakülteleri onları ne yapıyorsa odur. Başta da hocam belirttim 40 yılı aşkın, yaklaşık 40 yıllık bir tecrübeniz var. Buradan hareketle ben hukuk eğitimine ilişkin somut önerilerinizi duymak istiyorum. Birincisi bir kere seçmelik ders sayısının mutlaka artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani öğrencinin hukukun tamamına ilişkin bilgi algılaması gerekmiyor. Temel olanları alabilir ama kendisini geliştireceği alanlar. Mesela deniz hukuku sadece bir dördüncü sınıfta az bir şey de var. Halbuki memleketin üç tarafı denizle çevrili. Belki burada geliştirmek isteyen olabilir kendisini. Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Kültür derslerinin daha fazla artırılması gerektiğini düşünüyorum. Öğrenci yükünü fazla arttırmadan belki seçimlik dersler faslını bu şekilde tamamlayabiliriz. Bir de dersi anlatacak hocalarının yeterliliğinin daha sıkı takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hocadan başlıyor iyi bir üniversite eğitimi, iyi hocalardan olması lazım. Ha bize nasıl destek geçilebilir? Örneğin anlatım tekniklerini konuşturma dersi verilebilir. Meslek için kendini geliştirme potansiyelimizi artırıcı faaliyetlere yönlendirilebiliriz biz. Çok kötü ders anlatan hocalar var. Ben fena değilim ama diğer bazı hocaların büyük bir sıkıntı içerisinde, yani dinlenmek de istemiyor. Herkesin de anlatıcı hoca olması mümkün olmayabilir. Yani sadece araştırmacıdır ama anlatmayı tercih ediyorsa öğrenciye ulaşma konusundaki alanını genişletmelidir diye düşünüyorum.
Hukuk adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir diyorsunuz. Çalışmalarınızda net bir şekilde bu tanım var. Bu tanımdan yola çıkarak ben şunu sormak istiyorum. Örneğin bir uygulamacı adalete aykırı bir kuralla karşılaştığında nasıl hareket etmeli? Yani hakim hukuku uygulamayı reddedebilir mi? Ya da avukat bu kuralın uygulanmamasını talep edebilir mi? Aslında yani buradan hareketle ulaşmak istediğim şey de o önemsediğimiz, sizin de önemsediğinizi düşündüğüm menfaat hukukçuluğunu nasıl hayata geçirebiliriz? Evet, teşekkür ediyorum. Tabii en zor soruyu da en sona saklamışsın. Bunu cevaplandırmak çok kolay değil ama benim tanımıma yöneltilen eleştiriler belki burada bir cevap oluşturabilir. Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenini hukuk olarak tarif ediyorsunuz. Peki adil olmayan sistem hukuk değil midir? Bu ciddi ve büyük bir soru ve tanıma yöneltilen de ciddi bir eleştiri. Tabii bunun için bir cevap da ürettim ben. Cevabımın da sanıldığı kadar zayıf olmadığını düşünüyorum. Çünkü hukuk sırf bir düzenleme yapmak dolayısıyla da kendiliğinden bir eşitlik sağlıyor. Bugün eğer çalışmamızı daha iyi hukuk üstünden yapıyor olsaydık bu röportajı, orada konuşacağım bir mesele vardı, Lonfüller'den bahsetmiştim. Yani şekli özellikleri geliştirilmiş bir hukuk, yani prosedürel bir hukuk, iyi bir prosedür ise neredeyse kendiliğinden iyi hukuk olabilir. Neredeyse diyorum, altını çizerek, yani adalet üstünden tekrar tartışalım ama bir kural, diyelim ki mesela Güney Afrika Cumhuriyeti eski anayasasında diyor ki tüm beyazlar ve tüm zenciler kendi aralarında eşittirler. Şimdi bu bir eşitlik sağlıyor mu dediğimde birinci sınıf öğrencisi ki hayır efendim nasıl sağlayabilir? Ben de diyorum ki bütün beyazları ve bütün zencileri kendi arasında eşitliyor. Ama biz hakkaniyet açısından diyebiliriz ki ırk ayrımına dayalı bir hukuk doğru bir şey değil. Tüm beyazlara ve tüm siyah derili insanlara uygulandığında, uygulanıyorsa onlar açısından da sağlayabilir. Yani kaotik, hiç kural olmayan bir yerdense kötü bir hukuk kuralının varlığı bile bir imkan sunabilir. Artı çok genel ve soyut olan bu ifadeler, hukuk normları ki böyledirler. Başka bir seçenek bulamıyor insanlık. Kazuistik yöntemle ilerleyemiyor. Her zaman soyut ve genel olmak zorunda hukuk normları. Bu genellik ve soyutluğun içerisinden adil bir çözümü üretmekte adaletin adamı olan hakime düşmektedir. Yani kötü yasa yok, kötü yargıç vardır. Oradan çıkartılabilir yolun faaliyetiyle. Olmadı, anayasayla ilgili bir konsept kurulu olduğuna göre anayasaya aykırılık iddiası üstünden de o yasa metnini ekarte etme imkanı sisteme tanınmıştır. Bütünlüklü bir hukuk devleti modeli içindeki Türkiye'de bunlardan birisidir. Evet, ilk aşamada söylediğiniz kötü yasa yoktur, kötü uygulayıcı vardırın. Kendi alanımda uygulamalarını çok görüyorum. Çünkü bilişim ve teknoloji hukuku da bir yandan çalışıyorum ben medeni hukukun yanında. Evet. Ve bu alanda da dünya genelinde aslında yeknesak bir yaklaşım var. Yani birbirine benzer yasalar kabul ediliyor. Ama bu yasaların her ülkede uygulanışı farklı. Yani hukuka ve insan haklarına saygının olduğu toplumlarda yasaların uygulanışı çok başarılı ve hakkaniyete uygunken maalesef bunların olmadığı topluluklarda ve ülkelerde çok daha başarısız uygulamalar oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak da şunu sormak istiyorum. Her hocama yönelttiğim bir soru. Nasıl bitirmek istersiniz? Hiç bitirmek istemem. Baldan tatlıydı sohbetin. Çok teşekkür ediyorum. Bana bir farklı platformdan hitap etme şansı verdi. Ben farklı gruplarla hukuk konuşmayı da çok seven birisiyim. O yüzden ön lisans, lisans olabilir, lisans üstü ve doktor olabilir. Benim sattığım malzeme hep aynı. Adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenini. Ön lisansta gelseniz de bunu anlatıyorum. Lisansta da. 40 sene sonra da gene ben bunu anlatmaya devam ediyorum. Bu hukukun tek bir perspektiften kavranamayacağıyla ilgili. O yüzden akılda kalan tanımıma büyük bir sevgiyle tekrar kucaklıyorum ve size doğru gönderiyorum onu. Gerçekten de böyle anlaşılması gerekiyor. Sadece bir non karabalığı olarak gözüken hukuk benim kalbimi yakan bir şey. Onun hem toplumsal yaşamı kolaylaştırıcı pratiğine yönelik bir materyal olması lazım hem de adil olması lazım. Yani değerli bir şey, insan aklının bulduğu yüksek bir şey. Kuralları koyalım, oyunumuzu beraberce oynayalım diyor hukuk bize.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Sizi podcast aracılığıyla tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sevgiler sunuyorum herkese.